Evet, Ergenekon kumpası resmen çöktü dedik. İşte tüm bu süreci konuşacağız. Ankara stüdyosundan konuğumuz avukat Nusret Senem. Sayın Senem merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Haberimize de verdik ayrıntıları. Süreç sonuçlandı. Yaklaşık 12 yıllık bir süreç bu. Tüm sanıklar örgüt üyeliği suçlamalarından beraat etti. Bununla birlikte de yine Danıştay sanıkları müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Siz de yargılananlar arasındaydınız. Nasıl bir süreçti bu? Neler söylersiniz? Yani şöyle başlayayım. Dün tabii tarihi bir gündü. Aynı zamanda Yargıtay bozmasından sonra İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da tarihi bir karar oldu. Çünkü Türk ordusuna, İşçi Partisi'ne, o zamanki İşçi Partisi'ne, şimdi Vatan Partisi yöneticilerine, milliyetçi ve Atatürkçü aydınlarımıza karşı 2007 yılında başlayan bir kumpas süreciydi. Bu süreçte 2014 yılına kadar biliyorsunuz Silivri'de 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama sürdü. O yargılamanın verdiği karar, o mahkemenin verdiği karar kesinlikle sahte delillere, uydurulmuş delillere, gizli tanıklara vesaireye dayanılarak verilmiş bir karardı. Tam bir kumpas kararıydı. Yargıtay kararıyla bu kumpas bozulmuştu. Ama dünkü karar bu kumpasın artık çöktüğünü, yerle bir olduğunu kanıtlamış oldu. İşte Türk yargısının altın çağı denen şey budur. Hükümet çevrelerinin yapmak istedikleri etkilere rağmen 2007 yılında biliyorsunuz başbakanlık düzeyinde bal gibi Ergenekon bal gibi var diye açıklamalar yapılıyordu. Miting meydanlarında konuşmalar yapılıyordu. Buna rağmen yargının hiçbir şekilde bu tür şeylerden etkilenmediğini, bir cumhuriyet yargısı olduğunu kanıtladığını görüyoruz. Bu Amerika'nın Gladios'una karşı verilmiş bir mücadeledir. 10-12 yıl süren bir mücadeledir. O mücadelede binlerce amiral, general, subay, assubay, Türk ordusunun en değerli unsurları tasfiye edildi biliyorsunuz. Ayrıca İşçi Partisi, Vatan Partisi etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Onlarca yöneticisi, yine kanalınızın 3-4 tane genel yayın yönetmeni, Aydınlığın genel yayın yönetmenleri, efendim Türk ordusunun dışında Atatürkçü diye bildiğimiz profesörler, işte Uçkun Geraylar, Erol Manisalılar ve İlhan Selçuklar gibi aydınlarımız bu tertibin hedefi oldular. Dolayısıyla bu mücadele Amerika'ya karşı kazanılmış bir zaferin adıdır. Öyle ifade etmek lazım. Bu süreç Amerika'nın Türkiye'ye hakim olmak için bölge planlarını gerçekleştirmek üzere etkisiz hale getirmek istediği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, aydınları tasfiye etmek için yürüttüğü tertibin boşa çıktığı bir süreçtir. Dün de bu sürece nokta koyduk. Türk yargısı kanalıyla, Türk yargısı bu kararıyla altın bir sürece imza atmış oldu. Evet. Şimdi biz özellikle savunmalar noktasında Vatan Partisi lideri Sayın Doğu Perinçek'in çok önemli bir cümlesi var. Diyor ki kimse vatanseverleri mahkum edemez. Mahkum etmeye çalışanlar Türk milletinin ayakları altında kalır. Özellikle o dönemde yargılayan hakimler mesela Ömer Diken'e 10 yılın üzerinde şu an hatırlayamıyorum ama 12-13 yıl gibi diye bir hapis cezası verildi. Özellikle o dönemde inanç da tamdı. O inanç hiç bitmeden devam etti. Özellikle yargılayanların o dönemde bugün içeride olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii sadece Ergenekon davasından söz etmemek lazım. Evet. Balyoz, askeri casusluk davaları İzmir ve İstanbul'daki Poyrazköy davası ve benzeri davalar
bu kumpas davaları dediğimiz bu davalar, işte bahsettiğimiz 11 yıllık süreçte Türkiye'nin gerçekten tanık olduğu büyük bir şeydir, mücadelenin adıdır aynı zamanda. Orada bütün sanıklar dik durmuştur, büyük bir mücadele yürütmüştür. Evet. Bir tanesi bile o süreçte yurt dışına kaçmamıştır. Vatanını terk etmemiştir. Hatta on binlerce kilometre öteden görevli olduğu büyük elçiliklerden gelen kurmay subayları, generalleri biliyoruz, gelmişlerdir. Ve bu mücadeleye Silivri mahkemesinde katılmışlardır. Dik durmuşlardır, onurlarıyla ayakta durmuşlardır. Hatta bazı şehitlerimiz de oldu burada, işte demin görüntülerde Muzaffer Tekin komutanı gördüm. Evet. Ona rahmet diliyorum. Efendim Kudüs'ü Okkur gibi çok sayıda Kırcı albay gibi çok sayıda şehidimiz de oldu. Ali Tatar gibi, Yarbay Ali Tatar gibi çok sayıda şehidimiz de oldu. Onların bu onurlu mücadelesinin büyük bir başarıyla neticelendiğini görüyoruz. O yargılamaları yapanlar şimdi yargılanıyorlar. Ömer Diken bunlardan sadece biri. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde Ergenekon davasının hakim ve savcıları yargılanıyor. Kamuoyumuz sanıyorum izliyordur, biliyordur evet. Bunu. Sorulan hiçbir soruya cevap veremiyorlar. Boyunları bükük. Yaptıkları evet. Rezillikleri savunacak halleri yok. Doğu Perinçek o zaman onlara onu söyledi. Burada aslında biz yargılanmıyoruz. Siz yargılanacaksınız. Siz yargılanacaksınız diye defalarca onlara bu durumu hatırlattı. Yapılan hukuksuzluğun, bu yargılamanın Türk yargısının, Cumhuriyet yargısının bir fiili, bir eylemi olmadığını açık açık söyledi. Burada Amerika adına yargılama yapılıyor. Bu Türk yargısı değil dedik onlara. Yüzlerine karşı. Boyunlarını eğdiler. Yüzümüze bakamadılar o zaman. Şimdi onun hesabını yargı organları önünde, Cumhuriyet yargısı organlarının önünde yine boyunları bükük bir şekilde veriyorlar. Ağır hapis cezalarına çarptırılıyorlar. Bu süreç tabii herkese ders oldu. Herkese ders olsun. Amerika'ya da ders olsun tabii en başta. Evet. Amerika'ya, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nin çeşitli organlarından Ergenekon'a yönelik olarak yapılan açıklamaları hatırlarsınız. Talat Paşa komitesini dağıtın, bunları yargılayın diye hükümete talimatlar veriyorlardı o zaman. Evet. Bütün bunlar Türkiye tarihinde unutulmaz izler bırakan olaylardır. Ama buradan onurla, büyük bir başarıyla Türkiye çıkmıştır. Türk yargısı burada çok büyük bir sınav vermiştir. Cumhuriyet yargısı olduğunu kanıtlamıştır bu kararlarla. Evet. Gerek Balyoz'da, gerek Ergenekon'da, gerek FETÖ hakimlerine karşı yapılan yargılamalar sırasında verilen kararlarla, darbecilere karşı verilen kararlarla Cumhuriyet yargısı büyük bir sınav veriyor. Çok büyük bir tarihi görevi yerine getiriyor. İşte yargının altın çağı dediğimiz budur. Evet, şimdi yine dünkü çıkan kararlarda bir başka karar var. Onu da değerlendirmenizi istiyorum. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş'a bir olmayan bombalar üzerinden bir ceza istemi var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Biliyorsunuz Ergenekon tertibi 12 Haziran 2007 tarihinde Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombalarla başlamıştı. Evet. O tertibin başlangıcının aslında delilleridir bunlar. Tertip başlangıcında konu olan bu bombalar iddiası aslında Yargıtay tarafından doğru bulunmamış ve bozulmuştu. Evet. Kanaatimce mahkemenin vermiş olduğu karar Yargıtay kararına aykırı bir karardır. O bombalarla ilgili olarak Sayın Oktay Yıldırım'ın Ergenekon Bombalarının Sırrı isimli bir kitabı var. Merak edenlerin o kitabı alarak okumalarını öneririm. Orada aslında bombaların bir gecekonduda değil, iddia edilen gecekonduda değil, Ümraniye Karakolu'nda bulunduğu görüntülerle saplandı, görüntülerle. Evet. Bunu emniyetin gönderdiği görüntülerden Oktay Yıldırım mahkemede gösterdi, dinletti ve kanıtladı. Buna rağmen mahkemenin bunu gözden kaçırmış olmasını hatalı bir değerlendirme olarak görüyorum.
bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum. Bu tabii Ergenekon'la ilgili verilen beraat kararını küçültmez. Ama o olayla, somut olayla ilgili olarak verilmiş bu hatalı kararın da Yargıtay'dan döneceği kanısındayım. Bunun düzeltilmesi gerektiği inancındayım. Çünkü tertibin başlangıcının bir şeysidir, unsurudur o Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş'a yönelik olan iddialar. Dolayısıyla o iddialar Yargıtay'da çökmüştü. Ama Yargıtay'ın kararından farklı olarak mahkeme önce uymasına rağmen böyle bir karar verdi. Bu hatalı bir karardır. Yargıtay'dan döneceği kanısındayım kesinlikle. Evet. Ve böylece bir kumpas resmen çökmüş oldu. Dün sizin de söylediğiniz gibi o yargının altın çağını yaşıyor dediğimiz süreçte. Şimdi bugün 2 Temmuz, bugünün ayrı bir önemi var. Beni duyabiliyor musunuz Sayın Senem? Sizi duyuyorum. Bir noktanın daha altını çizmekte fayda var. Buyurun. Bu Danıştay kumpası olayı. Biliyorsunuz bu Ergenekon'un terör örgütü olduğu iddiasının bir delili olarak, bir unsuru olarak davayla birleştirilmişti 2008 yılında Danıştay olayı. Danıştay olayı 2006 yılında gerçekleşmiş, Mayıs 17 2006'da gerçekleşmiş bir olay. O zaman bu tertibin vatanseverler tarafından, hatta Muzaffer Tekin tarafından yapıldığı kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştı. Fakat bunun bir Ergenekon kumpasını başlatmak üzere ortaya atılmış bir tertip olduğu çok açık olarak ortaya çıktı. O zaman Alparslan Aslan'la Genel Başkanımız Doğu Perinçe'yi de yan yana getirmeye çalışan iddialar polis tarafından basına servis edilmişti. Saygı Öztürk bunu yazdı Hürriyet Gazetesi'nde ve Gözcü Dergisi'nde yazmıştı Saygı Öztürk. Alparslan Aslan'a bu sorular da soruluyor. Tertip o zaman başlatılmak istenmişti. Fakat orada başarılı olamayınca daha sonra bu dosyayı Yargıtay'dan bozdurup Ergenekon'la birleştirdiler. O davanın sanıkları Osman Yıldırım, Alparslan Aslan ve diğerleri müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Ve olayın Ergenekon davasıyla hiçbir bağlantısının olmadığı da açık olarak hem Yargıtay'da vurgulandı, hem mahkemenin kararı bunu açıkça ortaya koydu. Zira Ergenekon'da yargılanan Veli Küçük, Oktay Yıldırım, Muzaffer Tekin gibi şeyler arkadaşlarımız Danıştay olayıyla da suçlanıyorlardı. Onların hepsi o olay, o iddiadan dolayı beraat ettiler. Tamamı. Veli Küçük başta olmak üzere Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım ve diğer bütün Danıştay olayına dahil edilmeye çalışılan, tertiple dahil edilmeye çalışılan bütün arkadaşlarımız o suçtan da beraat ettiler. Böylece Danıştay olayının Ergenekon tertibini başlatmak üzere FETÖ'cüler tarafından işlenmiş alçak bir cinayet oldu da kanıtlanmış oldu. Bu AKP'lilere de ders olsun. Mehmet Ali Şahin'e ders olsun. O zaman Adalet Bakanı değildi. Sonradan Adalet Bakanı oldu. Spordan sorumlu bakandı. Sürprizlere şey olun, sürprizlere hazır olun diye açıklama yapmıştı. Abdullah Gül'e ders olsun. O olaydan dolayı önüne konan şemadan hareketle delillendirin, sanıkları yakalayın ve yargıya gönderin demişti. Delil yaratın demişti. Hepsine ders olsun. Böylece FETÖ'ye müzahir, FETÖ'ye yakın olan bütün unsurlar mahkum olmuştur aslında bu kararıyla, Ergenekon davası kararıyla. Onlar da mahkum olmuştur. Bunu da buradan kamuoyumuzun bilgisine sunuyorum. Evet. Peki. Şimdi yine bir başka önemli bir konumuz var. Bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz 1993'te tam 26 yıl önce Sivas'taki katliamı konuşmasak olmaz. Madımak Oteli ateşe verildi ve 35 kişi maalesef can verdi bu katliamda. O süreçten bugüne birçok duruşma yapıldı, yargılama oldu ama bir türlü toplum nezdinde vicdanları rahatlatacak bir sonuç çıkmadı ortaya. Yine 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde bir katliam, PKK'lılar 34 köylüyü kurşuna dizdi. Ama yine orada da o kadar geçen süreçte, 26 yıllık bir süreçte toplum nezdinde yine söylediğim gibi vicdanları rahatlatacak bir karar ortaya çıkmadı. Siz tüm bu davaları bilen, yakından takip eden biri olarak bu süreçleri biraz yorumlamanızı istiyorum.
sözlerinizi duyamadım. Fakat başlangıçtan anlattıklarınızdan hareketle sorunuzu şöyle cevaplandırayım. Ben toplum nezdinde bu olayın aydınlanmadığı kanısında değilim. Bunu doğru bulmuyorum. Bugün böyle bir algı yaratmaya çalışanlar var. Bu kesinlikle doğru bir kanaat değil. Bakın, yargılama Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıyla neticelendi yıllar önce. Ergenekon evet. davası sırasında ben Sivas davasının avukatı olmam nedeniyle toplumu birbiri aleyhine kim ve nefrete kışkırtmak iddiasıyla da yargılandım. Dolayısıyla o Sivas kararını çok iyi bilirim. Bunu orada da Ergenekon davasındaki savunmamda da ayrıntılı olarak vurgulamıştım. Bakın, kararı yanımda getirdim böyle bir soru gelebileceğini düşünerek. Evet. Yargıtay'ın bozma kararı şöyledir. Bakın, bir cümle okuyacağım. Anayasal düzenin en önemli ilkelerinden olan cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bulunduğunu tüm açıkla ortaya koymaktadır. Deliller Sivas katliamının cumhuriyetin laiklik ilkesini ortadan kaldırmaya yönelik bir eylemdir diye Yargıtay bozuyor. Adi fiillerdir, cinayet fiilleridir diye Ankara 11. Mahkemesi karar vermişti. Fakat Yargıtay bunu cumhuriyete yönelik bir eylemdir diye bozdu. Evet. Bu tarihi bir karardır. Sivas olayı ile ilgili karar, Yargıtay'ın kararı tarihi bir karardır. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay'ın bu kararını mahkeme direndi eski kararında. Bu adi bir suçtur diye direndi. Yargıtay bozmasından sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu bunu bir daha tescilledi. Yargıtay dedi ki, bu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir eylemdir. Sadece kişilere yönelik bir eylem değil. Bu bir Alevi, Sünni vesaire vesaire sağ sol işi değil. Bu Amerikancı kontrgerillanın cumhuriyetin laiklik niteliğini ortadan kaldırmak için harekete geçtiği bir kalkışmadır. Dolayısıyla sanıklara müebbet hapis cezaları verdi. Şimdi bu toplum nezdinde aydınlanmamıştın diyenler ne bekliyor? Ne bekliyor? Alevi Sünni çatışması demesini mi bekliyor? Evet. Ölenlerin çoğusu Sünni aydınlarımız. Sünnisi Alevisi var. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz, kültürümüzün en değerli isimleri, aziz neslinin yaralanması, oradan sağ kurtulması bir şey ifade etmiyor. Asım Bezircileri, Asaf Koçakları, efendim diğer arkadaşlarımızı nasıl unuturuz? Hangisi Sünni, hangisi Alevi diye bakacağız? Böyle bir şey olamaz. Bu toplumda ayrımcılık yapmak. Bunun aydınlanmadığını söyleyenler işte bunu anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, bu Alevi katliamıdır. Değil kardeşim. Bu bir Amerikancı kontrgerillanın cumhuriyetin temel niteliklerini ortadan kaldırmak için yaptığı bir isyan hareketi, bir kalkışmadır. Ve onun failleri, ama tabii planlayanlar değil maalesef, o olayda fiilen yer almış olanlar müebbet hapis cezaları almışlardır. Yargımız da bunu hem Ceza Genel Kurulu kararıyla perçinlemiştir. Tarihimizde ilktir bu. Gericiliğe karşı, emperyalizmle işbirliği içerisindeki irticaya karşı, aynı zamanda Amerikancı kontrgerillaya karşı verilmiş ilk ceza kararıdır bu. Onun için çok değerlidir. Evet. O yargı aydınlatmadı, daha henüz toplum bilmem vicdanı bunu sindirmedi falan diyenler kesinlikle yanılmaktadırlar ya da maksatlı hareket etmektedirler. Kesinlikle doğru değil bu tavır. Evet. Benim kanaatim budur bu olayla ilgili. Ve hem davada bütün süreçler içerisinde yer almış biri olarak, hem de Ergenekon davasında bu olay nedeniyle yargılanmış, suçlanmış biri olarak bunları ifade ediyorum. Öyle dışarıdan gazel okumuyorum. Bilmeden de konuşmuyorum. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Tabii. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sözlerim bu. Değerli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Avukat Nusret Senem'le Ergenekon kumpas davası, dün çöken o davanın ayrıntılarını konuştuk ve tabii ki bugün özellikle Sivas katliamının 26. yıl dönümü, onun da ayrıntılarını değerlendirdi Sayın Senem bizlere.